Şimdi bak, bu düğün işini sen organize edeceksin. Tamam mı? Artık burada mı yapan, bahçede mi yapan, havanın müsaitliğine göre karar ver kendin. Hakkı Bey, bu düğün illa bizim evde mi olmak zorunda? Vallahi başıma iş açıyorsun. Ya ne demek burada olmak zorunda mı ya? Tabii burada olmak zorunda, güvenlik sebebiyle. Bak, dört dörtlük bir şey istiyorum Peri. Haberin olsun. Bu Nihat İtin'in yaptığı şerefsizlikten sonra ele güne karşı dimdik ayaktayız diye durmamız lazım. Kuş sütü eksik olmasın. Tamam, tamam. Sen benim söylediklerimi al, gerisine karışma. Bak, bir de sana bu davetli listesini ben tek tek yazıp vereceğim. Hepsini sen ara. Vakıtlar ona göre. Hı, tamam, ben konuşurum. Da. Senin bir oğlun vardı evden kovduğun. O mesele ne olacak? Böyle. Bak, bu oğlanın adını ağzına almayacaksın diye 50 defa söyledim sana, anladın mı? Ay Hakkı Bey, bitmedi mi çocuğun cezası? Allah aşkına yapma, ne olur. Sen ne dediğini kulağın duyuyor mu kadın ya? Ha? Ya bilmiyormuş gibi yapma ya. Bu Yiğit'in sevgilisini bu oğlan daha kaldırmadı mı? Ne istiyorsun şimdi? Çağırayım gelsin, burada kan gövdeyi götürsün, onu mu istiyorsun sen? Ne bağırıyorsun Hakkı Bey? Sen demez miydin el aleme karşı birlik olun, birlik görünün diye? El öpüp af dilemeye gelmiş çocuk. Ne var? Lan ne demek gelmiş? Benden destur almış mı? Nerede o it? İçeride Hakkı Bey. Allah aşkına kurban olayım. Bak evladındır. Tövbe etmiş, pişman olmuş çocuk. Yapma ne olur. Çağır gelsin buraya. Kart nerede? Sen ne alçak adamsın lan. Sibel'i nasıl böyle bir şeyin içine bulaştırırsın? Yiğit, sana kart nerede? Lan kart mart yok, tamam mı? Kart yok, artık elinde de delil yok. Ben de burada kalıyorum. He, bu arada Sibel'le evleneceğiz. Düğüne bekleriz. Ne? Neden? Sırf hakkında tanıklık yapmasın diye mi? Lan zaten tanıklık yapmasına izin vermezler, sırf ölmesin diye. Vay be. Ama hiç senin yanında duranın peşine Azrail takılıyor. Bak şimdi sırada Sibel var. Annem öldü. Kübra intihara kalkıştı, şimdi sırada Sibel. Senin çevrene verdiğin zarar yetmedi mi hala? Yiğit, ben sana çek git dedim. Lan gidiyorduk, gidiyorduk. Sen Sibel'i bulaştırmasaydın çoktan gitmiştik lan. Yiğit, ben sana çek git dedim. Sen Kübra'yı da almaya kalktın. Tekrardan seni o iğrenç hayatın içine sokmaya kalktın. Kübra. Evet, Kübra. Neden? Çünkü sen her şeyi aynı anda istiyorsun. Her şey senin olsun istiyorsun. Kübra şu an evde bavul hazırlıyor. Ne söyleyeceksin ona? Kalbi kaçıncı kez kırılacak? Sen saydın mı? Ben sayamadım çünkü. Ne ulan bu Kübra'nın kırılmış kalbinin düşünme ayakları ha? Ha? Sevinmedin mi lan? Biz gitmedik diye sevinmedin mi? Ya o kız bana aşıkken sen bile bile yanaşmadın mı? Bana bak, kendine gel. Sen korkaksın. Korkaksın Emir. Ve sen benden nefret ediyorsun. Sırf beni paketleyip göndermek için benim hakkımda delil topladın. Ulan ben sırf seni korumak için sana gizli sanığı ifşa ettim gerizekalı. Sırf kardeşim olduğun için. Seni korumak için salak. Bu duyulursa sen ne olur biliyor musun? Benim hayatım biter. Görevimden de atılırım. Her şey biter. Senin hayatta kalman sırf savcı olmana bağlı. Kıyamadıklarından değil. Sırf başları ağrımasın diye seni sağ tutuyorlar. Ama ben onların başlarını çok ağrıtacağım Yiğit. Hem de çok. Sen beni hesaba katmıyorsun ya. Ben de seni hesaba katmıyorum. Artık seni korumak için hiçbir şey yapmayacağım. Ve sen ve çeten ya da ismine ne diyorsanız hepiniz hapse boğulacaksınız. Bunu yaz bir kenara. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Sen bunu görevin için falan yapmıyorsun. Sırf Kübra seni seçmedi diye. Bana dürüst olamıyorsun. Ben bari kendine dürüst ol.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.